Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yolculuğumuza doğayla iç içe muhteşem bir ambiyansın içinde yer alan sevdiklerinizle hoş vakit geçirebileceğiniz Taşkent Doğa Parkı ile devam ediyoruz. Yanımda buranın sorumlusu Yasemin Hanım var. Nasılsınız Yasemin Hanım? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Muhteşem bir projenin altında imzanız var. Detayları alacağım ama öncesinde sizi tanımak istiyorum. Adım Yasemin Basat. Taşkent Doğa Parkı'nda eşimle birlikte çalışıyoruz. Kar amacı gütmeyen bir sosyal sorumluluk projesi olarak kuruldu burası. Gerçekten çok önemli bir projenin altına imza atmışsınız. Çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi efendim burası. Biraz burayı tanıyalım istiyorum. İzleyicilerimiz tanısınlar istiyorum. Bahseder misiniz burayla ilgili bize? Evet. Taşkent Doğa Parkı yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine kurulmuş bir sosyal sorumluluk projesidir. Buradaki amacımız doğayı korumak ve doğayı korumak adına yapabileceklerimizi insanlara, gelecek nesillerimize aktarmak bir farkındalık projesi aslında tam olarak. Ne zaman hayata geçirdiniz burayı? 2016 yılında kuruldu. 2016 yılında çalışmalarımız başladı. Henüz ne yazık ki kurulum aşamasındayız. Yaklaşık olarak bir sene sonra tamamen her şey bitmiş olacaktır. Faaliyetleriniz hala devam ediyor. İnşaatlar bir yandan devam ediyor ama şu anda hazır olan rehabilitasyon merkeziniz var. Küçük bir göletiniz var. Bunlardan da bahsedelim. Tabii ki. Yaban Hayat Kurtarma Rehabilitasyon Merkezimiz var. Şu an aktif olarak çalışmaktadır. Büyük bir ekiple çalışmaktayız. Veteriner, zoolog, biyolog, uzman kurtarma ekiplerimiz var. Kısaca bahsedecek olursak, karaya vuran karette karettalarımız var. Yasak avlanan kuşlarımız var. 1190 ihbar hattımız var. 1190 ihbar hattımız aranıyor. Bize karette karette ya da vurulan kartallar, şahinlerle ilgili olarak bilgi geliyor. Biz gidip ekibimizle birlikte o hayvanları oradan alıyoruz. Rehabilitasyon merkezimize getiriyoruz. Orada tedavileri yapılıyor. Sonrasında da doğaya geri salmak amacımız. Peki iyileştiremediğiniz hayvanlar ne oluyor burada? Tabii ki ne yazık ki iyileştiremediğimiz hayvanlar da oluyor. Onlar için özel olarak bir barınak hazırlanır ve barınakta yaşamlarını devam ettirirler. Röportaj öncesinde sohbet ederken küçük bir göletten bahsetmiştiniz. Onu da paylaşın istiyorum izleyicilerimize. Özellikle kuşlar için yapmışsınız sanırım bunu. Evet. Yağmur sularından oluşan bir göletimiz var. O göleti yapmamızın tek amacı göçebe olarak yaşayan hayvanların oradan su ihtiyaçlarını karşılaması. Yine doğaya yönelik bir proje oldu o da. Hayvanlar için yapılmış bir gölet. Tabii sadece hayvanlar düşünülmemiş efendim burada. Projeler hızlı bir şekilde devam ediyor ve bundan sonra yapacağınız birçok da iş var aslında. Eğitime de çok önem vermişsiniz. Bundan da bahsedelim. Burada bizim asıl amacımız az önce de belirttiğim gibi hem yetişkin insanlarımızın hem de gelecek nesillerimizin, küçük çocuklarımızın buraya gelip eğitim almaları yönündedir. Burada sınıflarımız olacaktır. Çocuklar ve üniversite öğrencileri de tabii ki stajlarını yapabilecek burada. Gelecekler eğitim çalışmalarımız olacak. Doğayla ilgili olarak bilgi sahibi olacaklar. Doğayı korumak adına yapmamız gereken şeyleri öğrenecekler. Hem eğleneceksiniz burada hem öğreneceksiniz. Çocuklarımız için muazzam bir yer. Aynı zamanda hafta sonlarınızı da çok keyifli geçirebileceğiniz muhteşem bir piknik alanımız da var burada. Buradan da bahsedelim. Evet, piknik alanımız da mevcut. Piknik alanımız da Taşkent Doğa Parkı tarafından işletilmektedir. Piknik alanımızda yürüyüş parkurlarımız, bisiklet parkurlarımız bulunmaktadır. Çeşitli aktiviteler yapılacaktır burada da. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir sohbet oldu. Son sözlerinizi alacağım. Bundan sonraki hedeflerinizde, hayallerinizde neler var? Taşkent Doğa Parkı olarak hedefimiz, amacımız doğanın farkında olan, doğasını koruyan, doğasına sahip çıkan bireyler yetişmesine katkıda bulunmak. Onlara güzel bir gelecek ve doğa için yapmaları gerekeni öğretmek.
Ve son olarak söyleyeceğim şey şudur ki Taşkent Doğa Parkı olarak bu amaç doğrultusunda doğamız adına elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Ve bu amaç doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir. Ümit ediyoruz ki sizin sayenizde de, bu arada çok teşekkür ederiz bize bu fırsatı tanıdığınız için. Ümit ediyoruz ki bu sayede de daha çok insanlara ulaşıp bu farkındalığı yaratabilip onlarla birlikte daha büyük çalışmalar yapacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyicilerimiz, Kıbrıs'ta Taşkent Doğa Parkı'ndaydık efendim. Emsal teşkil eden bir projenin altında imzası olan Yasemin Hanım'ı önce kutluyor, sonra çok teşekkür ediyorum. Ve programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.